Asgari ücrete yapılan %50,5'lik zam memur ve emekli maaşları için de beklentiyi yükseltti. Yaklaşık 13,5 milyon emeklinin maaşlarında düzenleme yapılması için harekete geçildi. 6 aylık enflasyon SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş zammını belirliyor. Buradaki 6 aylık enflasyon memurlar ve memur emeklileri için de bir fark oluşturuyor. Hemen hızlıca bir hesap yaptım. Yani %36'lık enflasyonun 6 aylık enflasyona etkisi ne olur diye. Burada 6 aylık enflasyon %25,48 çıktı. Tekrar edeyim, 6 aylık enflasyon %25,48. Bu SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarını %25,48 arttıracak demektir. Hı hı. Onların maaş zammı, enflasyondan kaynaklı maaş zammı %25,48 olacak. SSK Bağkur emeklisinin zam yüzde oranı %25,48. Evet. Memur ve memur emeklileri ise zaten toplu sözleşmeden dolayı bir %5'lik zamları var. Ona ilaveten Temmuz'da aldıkları %3'ün üzerinde oluşan enflasyonda fark olarak ödenecek. O da 25,48'den 3'ü çıkartınca 22,48 kalıyor. Dolayısıyla memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon ve toplu sözleşmeden kaynaklanan zamları da 27,48. Tekrar edeyim. Evet. SSK ve Bağkur emeklileri %25,48. Memur ve memur emeklileri, memurlar ve memur emeklileri %27,48. Bu %27,48 bütün sosyal yardım alanları, yani 65 yaş aylığı, engelli aylığı gibi sosyal yardım alanların da maaşını arttıracak. Kıdem tazminatı tavanı da %27,48 artacak. Yalnız burada bir şerh koyayım. Biz tabii bu sadece 6 aylık enflasyondan kaynaklanan zam oranlarını açıkladık. Bugün kabine toplantısı var, bir beklenti var. Memurlara, memur emeklilerine ve SSK Bağkur emeklilerine bir ek artışın daha gelmesi söz konusu olabilir.